Sayfa 178 alıştırmalarla başlayalım. Buradaki ifadede e, boşlukları dolduracağız. Bu şekilde yazmamız istenmiş. 8 bölü 13, 17 bölü 5, 14 bölü 25. Bu şekilde yazmamız istenmiş. 8 bölü 13, 17 bölü 5, 14 bölü 25. Bunu da 8 bölü 13, 17 bölü 5 ve 14 bölü 25 şeklinde yazmamız istenmiş. Diğer soruya baktığınızda. Bir Efe'miz var, bir de Ece'miz var. Ee, birinin diğerinin oranı 2 bölü 3'tür demiş. Yarışı kimin kazandığı sorulmuş. Tabii ki Ece daha fazla. Çünkü Ece'ninki 3 kat, Efe'ninki 2 kat olduğu için Ece doğru cevabımız olacaktır. Diğer sayfaya geçtiğimizde simgenin kütlesinin, arkadaş özgenin kütlesinin oranı simge bölü özge şeklinde yazacak olursak buraya 42 bölü 52 yazarız. Tabii ki şıklarda şıklı bir soru olsaydı bu en sade haline bakacaktık. 2'ye böldük, 2'ye böldük. Burasına 21, burasına 26 dedik. Ortak bölen başka bir şey olmadığı için oranımız 21 bölü 26 olacaktır. Ali'nin çalışma masasının eninin 45, boyunun 75 olduğunu söylemiş. Boyun ene oranı sorulmuş. O halde 75 bölü 45 yazarız. Her ikisini bölen bir sayı bulalım. İkisini de 15'e böldüğümüz düşünecek olursak. 15'e bölersek 5, 15'e bölersek 3. Yani oranımız 5 bölü 3 olacaktır. Yandaki verilen tabloya göre soruları cevaplayacağız. Kutay'ın iş makinesinin sayısının Ömer'in iş makinesine oranı sorulmuş. İş makinelerinin oranına bakacak olursak Kutay'ınki 3 tane, Ömer'inki 7 tane. 3 bölü 7 bu sorunun cevabı olacaktır. Ömer'in uçaklarının sayısı 6, Kutay'ın uçaklarının sayısı 5 olduğu için cevabımız 6 bölü 5 olacaktır. Kutay'ın toplarının sayısı dikkat edecek olursak 2 tane toplam top sayısı ise baktığımızda 15 tane olduğu için 2 bölü 15 C seçeneğinin cevabı olacaktır. Diğer soruya baktığımızda küçük bir hikaye anlatmış. Burada bizim bilgimizi çeken kısım şurası olması gerekiyor. Bu kalem bunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık bir buçuk katıymış. Yani 10 santimetrelik bir boyu varsa bu kaleminin dilinin uzunluğu bir buçuk katı olan 15 santim olacaktır. Bize sorulan 30 santim uzunluğundaki bu kaleminin dilinin uzunluğu sorulmuş. Şurayı sadece kafa karıştırmak için vermişler. O halde 30'la ile bir buçuk çarpacağız. Bir buçuk dediğimiz şey aslında 3 bölü 2 diye yazsak da olabilir. Payda 1, 3 ile 30'u çarparsak 90, 2'ye bölersek 45 doğru cevabını açabiliriz. Ya da direkt 30'la. 1,5'i çarparak da yine 45 cevabına ulaşabiliriz. 7. sorumuza baktığımızda kız sayısının erkek sayısına oranı sorulmuş. Kızlar toplamı 10, erkekler toplamı 11 olduğuna göre kızın erkeğe oranı direkt 10 bölü 11 olacaktır. Gözlüklü kız sayısının gözlüklü erkek sayısına oranı soruyor. Gözlüklü kızlarımıza baktığımızda 2 tanedir. Gözlüklü erkeklerimize baktığımızda 4 tanedir. 2 bölü 4 şıklarda bunu tabii ki göremeyeceğiz. Cevabımız o halde 1 bölü 2 olacaktır. Gözlüksüz erkek sayısına baktığımızda dikkat edecek olsak C seçeneğinde 7. Kız öğrenci sayısına oranı soruyor. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısına kız öğrenci sayısı. Kızların sayısı da 10 olduğuna göre 7 bölü 10 olacaktır. C seçeneğinde gözlüklü öğrenci sayısı. Gözlüklü öğrenci sayısına bakarsak 6 tanedir. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısı ise 7 tanedir. O halde cevabımız 6 bölü 7 olacaktır. Gözlüksüz öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı sorulmuş bu soruda ise. Gözlüksüz öğrenci sayısına baktığımızda gözlüksüzler 8 ile 7'nin toplamından dolayı 15 olacaktır. Erkek öğrenci sayısı da 11 olduğu için cevabımız 11 bölü 15 olacaktır. Diğer sayfaya geçtiğimizde Samet 20 soruluk testin 15 sorusunu doğru cevaplamış bir bilgi verilmiş. Doğru cevapladığı sayı 10. Boş bıraktığı soru sayısı ise bakacak olursak 4 sorudur. O halde oranımız 10 bölü 4. Yani 2'ye bölecek olursak her ikisini de 5 bölü 2 olacaktır. Yanlış cevapladığı soru sayısı 1'dir. Toplam soru sayısı 20 olduğuna göre bu sorunun cevabı da 1 bölü 20 olacaktır. Çünkü oranı sorulmuş zaten. Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 1 bölü 3 ise o halde kız sayısına 1, erkek sayısına 3 diyebiliriz. Yani 1'in katı 3'ün katı gibi değerlendirebiliriz. Kızların sınıf mevcudunun oranı 1 bölü 4'tür. Doğrudur. Sınıf mevcudunun erkeğe oranı toplam 4 kişi varmış gibi düşecek olsak erkek sayısı 3 olduğu için 4 bölü 3 doğru olacaktır. Kızların sayısı erkeklerinden fazladır. Burası yanlış olmuş çünkü kızlar bir tane erkekler üç tane şeklinde dağılacağı için bu yanlış cevabımız olacaktır. Bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit ve 48 santimetreymiş. O zaman karenin bir kenarı 48'i 4'e bölersek 12'dir. Eşkenar üçgende 48'i 3'e bölersek bir kenarımız 16 olacaktır. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunun oranı sorulmuş. Yani biz 12 bölü 16 değerini arıyoruz. Tabii ki en sade haline bakacağız. 4'e bölelim. Bunu da 4'e bölersek cevabımız 3 bölü 4 olacaktır. 11. sorumuzda doğru olanlara diye yanlışa yazacağız. Birimsiz orandır demiş. Halbuki burada metre bölü saniye dediği için birimli orandır. Burası kesin yanlış olacaktır. Oran iki çokluğun karşılaştırmasını sağlar. Evet burası doğru olacaktır. Bazı oranların birimi yoktur. Evet birimsiz oranların birimi yoktur. Doğrudur. Oran yazılırken ilk söylenen paya, ikinci söylenen paydaya yazılır. Doğrudur. Oranlar her zaman basit kesirdir. Hayır 4 bölü 3'te bir orandır. Basit kesir değildir. Burası yanlış bir bilgidir. 12. soruya baktığımızda Pardon. Hmm. Betül'ün yaşının defnenin yaşının oranı sorulmuş. Hemen şöyle yapalım. Betül bölü defne eşittir 2 bölü 3 yazalım. Defne bölü esra eşittir 6 bölü 5 yazalım. Her ikisine de dikkat edecek olursak ortak olanlar defne olduğu için buradaki defne 3'ün katı, buradaki defne 6'nın katı olduğu için her ikisini de aynı sayıyla yapmak adına bunu 2 ile genişletelim ve burası 4 bölü 6 olsun. O halde Betül 4'ün katı, defne 6'nın katı ve Esra ise 5'in katı olacaktır. Bize Betül'ün Esra'ya oranı sorulduğu için cevabımız 4 bölü 5 olacaktır. Birimli oran dediğimiz şey mesela 4 kilogramın 5 kilograma bölümüdür ve 4 bölü 5'tir. Birimsiz olan ise mesela bir aracın hızı olabilir. 20 metreyi 2 dakikada alan bir araçtan bahsediyorsak 20 metre 2 dakika desek mesela o zaman cevabımız 10 metre bölü dakika şeklinde birer örnek yazabiliriz. Aşağıda verilen oranlardan birimsiz hangisi birimsiz orandır demiş. Saat ve kilometre var birimlidir. 5 dakika ve litre var birimlidir. Kilogram var kilogram var. Evet kilogramlar birbirini sadeleştireceği için birimsiz oran olacaktır. 15'in soruda otomobil saniyede 1 saniyede 20 metre yol alıyorsa bize saatteki hızını soruyor. O zaman önce dakikaya sonra saate çevireceğiz. 60 ile çarparsak 60 dakikada 60 çarpı 20'den dolayı 1200 metre yol alır. Bunu yeniden 60 ile çarparsak 60 çarpı 1200 dersek bu sefer saatteki hızını bulmuş olacağız. 6 ile 12'nin çarpımı 72. Sonuna 1, 2, 3, 0 koyduğumuzda bu kadar metre gidecektir bir saatte. Bunu da kilometreye çevirecek olursak. 1000'e böleceğiz. 1000'e böldüğüm çünkü 1 kilometre 1000 metreydi. 72 kilometre bölü saat aracımızın saatteki hızı olacaktır.